ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, iki dakika sonra ölürsem ne olacak? Ben de küçüklüğümden beri elinde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım. Ezildim ve bir de ben düşündüm, bu Allah erkeklerin Allah'tır, ben iyi tapınacağım. Sevgili dostlarım. Bir dar kapıdan girenler programıyla daha sizlerle birlikteyim. Ben Ali Kalkandelen. İncil'de İsa bizim dar kapıdan gitmemizi öğütlüyor. Ölüme götüren kapı geniş, yolda enlidir. Bu yoldan girenler çoktur diyor. Ama yaşama giden kapı dar, yolda çetindir. İşte bu yolu bulanlar azdır. Bunlar İsa'nın kendi sözleri. Biz bu programda Dar kapıdan girip çetin yoldan İsa ile beraber yürüyen insanların hikayesini sizlerle paylaşmaya, onları sizlerle tanıştırmaya çalışıyoruz. Bize ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle sizlere değerli bir konuğumu tanıtmak istiyorum. Nazik kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için ve tanıklığını Televizyon karşısındaki arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaşmayı kabul ettiğin için sana çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ne zaman iman ettin? 2008 Ocak'ta evet. iman ettim. Evet. Ben seni birkaç gündür tanıyorum nazik kardeşim. Eşini eşini tanıyorum. Hamdolsun Rabbin sizi yakın zamanda evlendiniz. Rabbin sizi bir araya getirdiği için biz çok mutluyuz. Çünkü eşin için çok dua ediyorduk. Onun bekarlık hallerini biliyorduk ve onun için çok dua ediyorduk. Ona senin gibi harika, yumuşak kalpli ve aynı zamanda Rabb'i çok seven bir eş sağladığı için Tanrı'mıza çok şükrediyoruz gerçekten. Hadi Sen olsun. de çok yumuşaksın, çok naziksin ee, ve bu anlıyorum ki Rabb'in sana verdiği bir özellik. Ee, ve bunu ben Tanrı'nın bugün o hikayenle, bunun da aslında Rabb'in seni nasıl bu kişi yaptığını... Senin buraya nasıl getirdiğini insanların duymasını da isterim. Bize anlatabilir misin imana gelinceye kadar hikayeni ve sonrasını izleyicilerimizle paylaşabilir misin acaba? Şöyle başlasam, e, ben annem bana hamileymiş e, fakat çok kısa bir sürede Aynen bana hamile olduğu için e, beni yani aldırmaya aldırmak i̇stememiş, is öyle mi? yani istememiş öyle diyelim. Ben de bunu e, kendi arkadaşlar arasında konuşurken duymuştum. E, ama ne yaptıysa ettiyse düşmemiş. E, ve eksik doğmuşum çok. E, ve hani ölümle pençeleşmişim daha doğrusu. E, fakat Rab öldürmeyen Rab öldürmüyor işte. Hamdolsun sonra... Türkiye'de doğdun değil mi? Türkiye'de doğdum. Ve bebekliğim de hiç iyi geçmemiş. Hep hastalıkla geçmiş. Ve bebekken yani ben de damar falan bulamamışlar. ölüm Ölüme terk edilmişim. Hatta annem rüyasında çorba diye tarhana çorbası yedirmeni söyle, söylemişler rüyasında. Hiçbir şey yemiyormuşum. Ertesi gün çorba getirmiş. Anne yani çok yemişim onu. Yemişim yemişim. İlginç olmuş o <laughs> Evet. And, <laughs> e, odor, odor tarhana çorbasını çok severim. ve ben o, o günleri hatırlıyorum. İnanır mısınız? Senelerce, yani 22 yaşıma kadar o anı hatırlıyorum. Beni böyle beyaz bir sediye yatırmışlardı yani şimdiki aklımla öyle diyorum. Kocaman bir beyaz bir yatağın üstündeydi. ...etrafımda beyaz beyaz insanlar, önlüklü insanlar vardı. Her tarafıma bir şeyler batırıyorlardı. Hani bugünü bugün iğne ne diyeyim. Hı. Buralarım çok acıyordu. Buradan, ellerim, topuklarımdan, her tarafımdan diyebilirim yani. İneler batırdılar. İleriki yaşlarda sorduğumda kızım dedi annem sen nereden biliyorsun bunları muhakkak bizden duydun. Yok anne dedim 22 yaşına kadar burada sancıyı hep hissediyordum. Hmm. Ee, kızım dedi sen de damar bulamadılar sen artık ölüme terk edilmiştin. İşte öyle ve küçüklüğüm hep hastalıkla geçti. Yani ben hemen bütün çocuk, çocukluk, ben çocuk hastalığını geçirmişim. Ee, bir, bir, ve Arada nazik bir bedenim vardı evet, has, ve bununla, bununla sürekli e, hastanelerde herhalde zamanın geçti. Aynen öyle. Ee, ve ben e, babamı e, çocukluğumda çok az gördüm. Ve onun hasretini, özlemini e, için içine ağlardım, Kimseyi belli etmezdim. Yorganın altında resmini alırdım bağrımı öyle. E, hiçbir zaman ona sen neden bizi terk ettin veya niye gelmiyorsun sistem hiçbir sistemim yoktu onu çok seviyordum ne kadar onu dışlansa da yani o zamanları ben onu daha çok seviyordum ee, ve bir gün e, ve bir sokakta mahallede işte bir ev e, o zaman evler kerpiçtendi o kerpiçleri böyle oynuyor oynuyor kocaman delik yapmışım ee, çocuğum hani hoşuma da gitti Sonra bir kadın sırtıma yumruklarla vurarak ağzımdan kan geldi. Annem de ne var bu kadar vuracak çocuğa hani ağzından kan gelecek kadar ne var dedi. Ve karma bir şey yaptı. O deliği kapattı. Sonra ondan sonra işte iki yaz bir kış veya iki kış bir yaz hastanede. İyi ki vurmuş o bayan. Evet. Belki böyle bir önemli bir rahatsızlığın evet. açığa çıktı. Evet ee, yoksa çıkmayacakmış. Hı. Ee, ve ondan sonraki hayatımda da işte ne diyeyim? E, yine acılar beni buldu. Yani öyle diyeyim. E, soba üstüme devrildi mesela. Ufak <laughs> kaynar, tefek. Evet. <laughs> kaynar sular üzerime dökülmüştü. Bas bas bağırıyordum ve o zamanlara da diyorlardı bu kedi, kedi kim kedi yanıyor. Oradan ablacığımiz ki ne kedi yanıyor? E, o an çok kızmıştı. Kardeşim yanıyor. Yani çok şeyler yani öyle ufak tefek şeyler ama e, bir de ortamın verdiği şey annem çok stresli yani yaşadı. Şimdi çamaşır makineleri var, bulaşık makineleri var. Üç çocuğuna bakıyordu. Başında babam yoktu. Hani mesleği icabı yoktu veya bilmiyorum. Kaynar kazanlarda çamaşır yıkardı, bayram hazırlıkları yapardı. Hani çarşaflar ütülenir, kolonu. Ama bu stresin arasında bizler de arada <laughs> eziliyorduk. Yani daha doğrusu ben. Herhalde çok sıkılıyordu bu hayattan. Evet. O zaman belki sizin size de daha az katlanabiliyordu. Öyle mi? Ee, öyle. Ama evet. E, öyle bir şey işte. Nasıl diyeyim? Çok... E... Belli için çok dolu. Şimdi bile gözlerin yaşarıyor herhalde. O günleri hatırlıyorsun. Annem stresten bu günü verdiği zorluklar, biz yani bize şey yapıyordu ama bir sevgi bir kerecik olsun. Hı. Anneciğim benim onu yine de seviyorum. Bir kerecik sarılsaydı, öpseydi. Hı. Ve <laughs> ama durumumuz dediğim gibi çok kötüydü. Yani bir bir kadın başına hem evin erkeği hem kadını o şartlar altında. Eee benim bir gerçek bir oyuncak bebeğim olmadı. Biz çöplerden bebek yapardık. Pırasanın veya mısır püskülünden bebekler yapardık. E, başkaları bilmiyorum. O durumlarda mesela ben bal nedir bilmiyordum. Reçel nedir bilmiyordum. Ekmeğin üstüne toz şekerleri ekerdik, bir iki damla damlatırdık ki şekerler düşmesin, öyle yerdik. İnanır mısınız onun tadı da bambaşkaydı yani. Ee, sonra ileriki, ileriki yaşlarımda da işte e, cüce diyorlardı bana. Bana diyorlardı ki başbiskopos Makaryos diyorlardı. <laughs> o zaman öyle diyorlardı. Ee, Çünkü Makaryos'un da kısa olduğunu duymuştum. Herhalde ondan mı sana da öyle diyorlardı? Ee, bence e, daha din bilmiyorum din dini, dini açıdan, dini açıdan mı hani sevmedikleri için mi bilemem kızdırıyorlardı başpiskopos makarios diye beni ondan sonra ya e, ben de onlara kızıyordum bağırıyordum mesela bağırınca benim sesim çıkınca ben de yakıyordum hani kim ses yapıyor ben ne ben dayak yiyordum işte. Ondan sonra işte okullarda da öyle. Benim arkadaşlarım doğru dürüst olmadı. Hep köşedeydim çünkü cüce diyorlardı. Hakikaten küçüktüm ben. 7. 7 yaşındayken okula almadılar. 8 yaşında da almadılar. Bu sefer ben ağladım. Ben dedim istiyorum. Ve o zaman tavanda Altı lamba vardı. Çocuklar bilmedi birinci sınıfta, ben bildim. Tamam dediler, aldık. Çünkü boyum gerçekten küçüktü, tahtaya erişmiyordu, sandalye çekiyorlardı. Herhalde küçüklükten itibaren yaşadığınız hı hı. o hastalıklar, evet. beslenme konusundaki eksiklikler, hı hı. annenizin belki ailenin ekonomik durumunun hı hı. Iyisi, iyi olmaması hı hı. sebebiyle size yeterince sağlayamaması hem sağlık ee, koşulları hem de beslenme koşulları hı hı. belki de yeterince gelişmenizi gelişmemenize hı hı. sebep oldu. Ve hı hı. bu sessizliğim de hem çocukluğumda hem gençliğimde ve hani er, bir a, a, e, hani nasıl diyeyim ergin çağımda ve hani bir kadın olarak bir ev hanımı olarak tam o zamanlara kadar benim bu saf yani Yüreğimle veya saf düşüncemle e, kullanıldım yani. Hmm. Hani ben bazen diyorlar ki hep seni mi buluyor? Sen mi muhakkak bir şey yapıyorsun ki bir şey oluyor? Ve işte e, ya ben şöyleyim. Ya bak e, acıları çektim şey yaptım ama hiçbir zaman kin tutmadım. Hmm. Bir keresinde bir, bir kadına bela andım. Biliyorsunuz mahalle çocukları hemen ağzından bir bela çıkıyor. Evet. Ee, onu e, bir kadından ben bir bardak su istedim. Evimiz uzaktı. Dilim damağıma yapışmıştı. Teyzeciğim dedim bana Allah rızası için bir bardak su verir misin? Git dedi ananın evinde iç. O zaman işte çocuğum ama Rabbim o çoktan affetti inanıyorum ona. Ee, dedim evin çatır çatır yansın. Gerçekten ertesi gün ev çatır çatır yandı. O zaman anladım ki bela kötü bir şey ve anladım. Yani buna benzer çok şeyler oldu hep affettim. Ee, evet. Kolay bir çocukluk yaşamadın. Evet. Ee, zaman ilerledi ve bildiğim ben biliyorum hikayeni. Ondan sonra Almanya'ya gittiniz. Hı hı. Almanya da senin için kolay olmadı. Orada. Aynı şekilde bu belki içindeki bu sevgiye açlık. Evet. Sevgi görememek ve insanlardan gördüğün o küçücük kıvılcım, hı hı. küçücük sevgi işareti bile senin için. Çok değerli, çok anlamlıydı. Öyle evet. anlıyorum hikayenden evet. ve o zaman belki insanların seni kullanması için ya da seni işte seni ne bileyim sen, senden daha çok almalarına sana vermek yerine neden oldu herhalde. Evet ve bir keresinde rüyam, rüya gördüm ama yani o rüyam ertesi günü çıktı bir bir adam genç bir çocuk daha doğrusu ben işe giderken benim üzerime bıçakla geldi. Yani böyle üzerime böyle. Önce dedim, ne istiyorsun? Burasından bıçak çıkardı böyle üzerime geldi. Ve ben kaçtım. Ben onu kısa kesmek istiyorum. E, çünkü e, çok, o çok kötüydü benim için. Canın bile tehlikeye girdi sokakta o zaman bu şekilde. İmdat dedim kimse gelmedi. İkinci kez geldi. Sonra en sonunda arabanın önüne attım kendim dedim. Ne olursa olsun çiğneneceksem çiğneneyim. Çünkü öldürecek. Şimdi seni bölmek zorundayım. Bir kısa aramız var. Burada. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz, nazik kardeşimizin adı gibi değil mi? Nazik kardeşimizin hikayesini dinliyoruz. Onun sesinden de anlıyorsunuz yüreğinin hem kırıklığını hem de nazikliğini. Hikayesinin daha ilerisi var ve onun Tanrı'yla buluşması var. Tanrı'nın onu getirdiği kapı ve o kapıyla birlikte kendisine açılan yol var. Bu yolun isterseniz detaylarını şimdi bir ara verelim. Aradan sonra onun kendi ağzından dinleyelim. Evet sevgili dostlarım. Dar kapıdan girenler programıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Ben Ali Kalkandelen. Bugünkü programın konuğu nazik kardeşim. Onun çocukluktan itibaren nasıl adaletsiz bir evrende yaşamaya başladığını kendi ağzından dinledik. Hem aile içerisinde hem evde hem de toplumda hem yaşadığı hastalıklar, hastalık deneyimleri hem de toplumun içerisinde yaşadığı deneyimlerin onu nereye getirdiğini gördük. En son onun hikayesinde duyduğumuz şey Almanya'ya gitmişti ve sanki o kötü olaylar onu bırakmıyordu, peşinden geliyordu. Bakalım bundan sonra nasıl bir kapı onun için açılacak? Onun kendisinden dinleyelim. İsa ile buluşman nasıl oldu? İsa'ya gelmen nasıl oldu? Bütün bu zorlukların içerisinde. Evet, şey diyorum ya çocuk ruhumla. Ee... 9-10 yaşlarındayım. Üsküdar'da oturuyorduk o zaman. Kapımın önünde yerde çarmak vardı, yani haç vardı. Üzerinde Rab İsa'nın resmi, figürü vardı. Figürü evet. vardı. Hiç kimse bana bir şey demedi. Ben onu yerden aldım ve böyle böyle yapıp öptüm. Orada bir kadın duruyordu ve elime şöyle vurup. Vurdu ve fırladı gitti. Şuracığım o kadar acıdı ki... ...anlatamam yani o duyguyu. Bu elimin acısı... ...hiçbir şeydi yani. Hissetmedim bile ama Şuracığım sızladı. Ve e, ne bileyim yani... ...ben Tanrı'yla bire birdim. Yani hep... E, kendim e, ...kendi isteğimle... E, ...camiye giderdim. Kur'an okudum, hatim ettim. E, sonra... Bir kız arkadaşım Almanya'ya gidecek. Ben ağlardım. Yani o gidecek diye değil niye ben gitmiyorum? Böyle bir aşk vardı, böyle sevgi vardı hani Almanya'ya gitmek için. Neyse o arkadaş bana en güzel elbisesini verdi. Orada çok duygulandım. Ve iki sene sonra da bize Rab nasip etti. Almanya'ya. Orada da çok e, imanlı kardeşler vardı tabii ki ben bilmiyorum o, zaman. o zamandır. Ve Rabbin e, doğuşunda hep e, çam artık e, çam ağaçlarının altına süslerle geleneksel geleneksel olarak, olarak evet. yaparlardı. Ve biz hep dua ederdik. Ve hani kimse bize dua et demezdi. Ve bunu artık bir e, her sene yapmaya başladık. Alışkanlık gibi. Alışkanlık gibi. Ama ee, Rab İsa'yı biz peygamber biliyorduk yani ee, ama çok güzel şeyler söylüyordu hiç kötü bir şey çıkmıyordu yani e, filmlerde ve e, onun çok yüksek birisi olduğunu biliyordum yani Tanrı'dan seçilmiş bir peygamber ama yüksek öyle e, bir gün babam e, işte babam çok ağır hastaydı e, Kur'an-ı Kerim okuyordum. Kelime tevhidler filan. Ee, fakat bir türlü babam iyileşmiyordu. Ee, ondan sonra ben hastanede babamın başındaydım. Ee, Apolide'den ilahiler söyleniliyordu. O gün de söylenildi ve ya, yan tarafta da masada e, göklerdeki babamızın duası vardı ama ben onu bilmiyordum yani. Hı. Ve okuduğum zaman Hea hea demek Rab demek ama Hea yine aynı kelime Bay demek. Ve orada Rab İsa'ya dedim ben dedim seni peygamber olarak biliyorum. Önce Tanrım'a diyorum yani diyorum onu biz e, peygamber olarak biliyoruz. Ama diyordum İsa e, sen yükseksin, sen yücesin hani böyle. Ve babamın ağzından söyler gibi onu ızdırabından kurtar dedim. Ve o kelimeyi kullandım. Amin dedim babamın nabzı durdu. Kızım da oradaydı. Kızım dedim hiç korkma. Dede kurtuldu. Ee, ve e, size sanki İsa'nın bir cevabı gibiydi. Evet. Duanıza ve bir çok cevabı. mutluydum. Önceden kesinlikle babamı veremem, veremem yani ölürüm diyordum ben. Çünkü bu benim her şeyimdi. Arkadaşım, dostum, babam her bir şeyimdi. Yani beni hiçbir zaman e, ezmedi. Yani ve e, sonra baktım atmıyor. Ve o zaman da bir eşarbım vardı. Onunla bağladım. Derler ya çene kapatmak diye. Ben de o vazifemi yaptım. Ve gözünden yaş aktı. Ve o gözyaşını böyle aldım. Böyle öptüm, alnıma koydum. Aynı o çarma. nasıl öpüp başıma koyduysam babacımın o veda gözyaşını da böyle yaptın ve oracıkta bu yüreğimden sanki bir şey çıktı böyle anlatamam. Yani o zannettim ben de ölüyorum. Ee, sonra kapıyı aç şey pencereyi açtım yani. E, çok mutluydum ve bağırdım. hurra Mein Vater gestorben. Yani benim babam öldü. Yani nasıl diye diyebilir değil mi? Ama kurtuldu diye sevindim. Gönün acısı artık evet. bir sona ermişti. Evet. Ve İsa dualarınıza cevap vermişti. Evet, aynı aynı öyle oldu. Ee, hani, ama bu İsa ile ilk karşılaşmandı sadece ilk sefer ilk seferdi ondan sonra da aslında ikinci sefer Hacı da hatırlarsa evet, evet. ondan sonra da birkaç kez daha İsa ile karşılaştın evet 2004'te iki bayan balkonlu bir yerde güneşli böyle bana şey rahibe elbisesi giydiriyorlar ben de Dedim ha dedim bunlar dedim benimle tiyatro oynuyor. Hani bir senelik falan. Rüyada görüyorsunuz mu Rüyada bunu. evet. E, kadınlar dedi ki sanki içimi okudular. Hayır dediler. Devamlı. E, hani yani fü ima yani ebediyen dediler. Tabii ben o rüyadan çok ürktüm, korktum. E, ve dedim ben dedim rahip olmak istemiyorum. Onun için yanlış bir adım attım. Bir arkadaş tanıdım. Ve ondan... E, o arkadaştan onun bana vermiş acıdan dolayı Rab İsa'yı ama tabii ki İsa olarak çağırdım İsa e, dedim İsa gel kurtar beni. Hani bu insan elinde ölmek istemiyorum. E, Tanrı verdi bu canıma ve Tanrı'nın almasını istiyorum. Ve o bana iki kişi gönderdi. Yani bu bu gerçek bir şey, rüya olma değil. Ve o iki kişi e, e, geldiler ve o evden çıktım yani. Kurtuldum. Kötü, kötü hayattan. Evet. En azın yani bu bu kişinin size olan baskısından ve sizi evet. köleleştirmesinden kurtulabildiniz evet. böylelikle. Evet. Ve e, ondan sonra Almanya, işte Almanya'ya geldim. Evet, İzin değilim yani ben burada. Burada Hı -hı. oluyor. E, sonra Almanya'da bir arkadaşım e, aynı zamanda kızım sayılır eee o beni bir kiliseye davet etti. Hı. Ee, ben de yani çünkü çok depresyondaydım. Zaten ben tedavi görüyordum benim e, zaten, geçmişime dayanarak. Zaten o kadar şeyi yaşadıktan sonra böyle bir çocukluk, evet. bu kadar acı, bu kadar hastalık evet. ve bu kadar e, hayatınızda size zarar veren insanlarla evet. birlikte e, çok normal. böyle İntiharları bir da kalkıştım çok. Hani. Onun için bu arkadaşım da bildiği için yani insanların içine çıkmamı çıkmamı için yani onların çok iyi bir insan olduğunu bak göreceksin. Senin bildiğin gibi değil. Gel bir gör ve öyle oldu nitekim. Ee, orada da bir ilahi söylediler ama o ilahi de benim kısacık hani kısa, kısacık ilahi de bütün hayatımı anlattı. Çok duygulandım, ağladım. Sevginin ne demek olduğunu anladım. Tanrı sevgisi ebedi. Ee, hani bir sevgi, insan sevgisi de geçici bir sevgi. Ee, onu gördüm. Yani o ilahinin sözlerini bana kişisel olarak anlatırken e, tanıklığını hatırlıyordun. Tekrar söyleyebilir misin? Hatırlıyor musun o sözleri tekrar? Ee, evet. Ee, nerede durursam durayım sen benim yanımdasın. Nereye kaçsam sen benimlesin her ne düşün, az ne düşünürsem düşüneyim, sen benim düş, biliyorsun. Ee, e, ne hissedersen sen beni çok iyi anlıyorsun. Ee, teşekkür ederim. Ee, e, nasıl olursa olayım sen beni bağışladığın için. Yani öyle. Hamdolsun. Hamdolsun. Yani Almancasını daha çok şey yapabilirim. <laughs> Ama de. çok güzel söyledin. Ee, çok duygulandım. Yani sen kim olursan ol ...Rabb Hiçbir ayrım yapmıyor. Ve o zaman bu ilahi benim su, yüreğime dokundu. Yüreğine dokundu. Evet. Ama orada sanırım her şey bitmedi. Yok bitmedi. Hala şey yapmıyordum. Hani gelmiyordum İklam Rabbe. Ama. Evet. Ta ki Rab hani öyle bir İlgin, şey olunca. nazik kardeşim. Hem hem yani insanlar için çok yumuşak birisin. Ama Tanrı için çok sert birisi gibi durdun değil yani, yani onun için... <laughs> o kadar Tanrı sana konuştu, konuştu, konuştu. Çok konuştu <laughs> hayatımda. Artık yeter kızım dedi. Yani yeter. Yani e, hem dostum Rabbim. Bir rüya daha gördüm ondan Evet. Sonra. Bir ay sonrasında işte bir rüya. Gerçi bir başka kiliseden kardeş tanıdım. O arkadaşımın vasıtasıyla. O hep gel gel diye teşvik ediyor. Gel bizim kiliseye. Daha açılırsın falan. E, hep erteledim. Ta ki bana bir güzel rüya gösterene kadar. Orada da işte çarşının ortasında biz beyaz sedyedeyim. E, yatıyorum. Etrafımda beyaz önlüklü insanlar ve bir doktor gelip buracığıma elini koydu ve başını salladı böyle. Yani e, o, hayat yok. Hayat yok yani. Ondan sonra tekrar gözümü açtım böyle uy, uy rüyamda. Bir sefer o beyaz insanlar kapkara insanlar oldu. Siyah önlük giymişler böyle. Ve o zaman dedim. Aha Rabbim benim zamanım geldi. Sen beni almaya geldin. Yalnız bunu söyle bu Almanca oluyor yani. <laughs> Ondan sonra benim bedenim o sedyenin üstündeydi. Nasıl yattıysam böyle cam renginde veya su renginde e, ruhum deyip Göğe yükseldim. Yani göğe çıktım. Ee, sol tarafta gökyüzünde kocaman alevler böyle dans ediyorlar. Öyle hoş alev ki hiç korkmadım. Ee, oyun oynuyorlar. Yani de evet de, bilhassa dans ediyorlar. Ve e, dolunay ve bir sürü yıldızlar parlıyor. Ve gökyüzü de e, laciment laciment mi? Böyle hoş bir mavi. Ee, e, ve ee, sağ tarafta da kocaman bir bulut. Hani gölge. Ee, ben ta o zaman hani e, onun yani, anlamını bilmiyorsun. E, ama yok. Öyle bir şey ki. Rab, öyle güzel ki. Ben o zaman İncil'i bilmiyorum. E, Musa zamanını bilmiyorum. Vahiy zamanını bilmiyorum. Hani e, o gölgeye, o e, büyük buluta dedim ki İsa dedim. Hani Rab demedim ama İsa dedim, şöyle diyeyim İsa çocuklarımın bana daha ihtiyacı var, beni geriye gönderir misin der demez o o ruhum tekrar bedenimin içine aşağı indi ve girdi ondan sonra uyandım tamam Rab dedim sana geliyorum. Hamdolsun. Ve hayatın ondan sonra onun ellerinde, Çok. onunla birlikte. İnanın. Evet ve şimdi evlisin. Evet. Bir eşin var, imanlı bir eşin var, seni seven bir eşin var. Yeni bir ailenin, geniş bir ailenin içerisindesin. Evet. Ve onunla birliktesin. O seni asla terk etmiyor, o seni asla evet. bırakmıyor. Haleluya. Çok teşekkür ederim. Bu güzel hikayeyi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığın için Rab seni çok bereketlesin, evliliğini Amin. çok bereketlesin Amin. ve sizi kullansın. Teşekkür ederim ben de böyle bir program olduğu için. Evet sevgili izleyicilerimiz, Dar Kapıdan Girenler programında Nazik kardeşimizin hikayesini dinlediniz. Tanrı onu nereden nereye getirdi? Dünya onu nereye götürmeye çalışıyordu ama Tanrı onu nereden çıkarttı ve kurtuluş kapısını ona nasıl açtı? Gördüğünüz gibi gittiği yol o kadar da kolay bir yol değildi. Ama bulduğu İsa onu bütün bu acılardan, bütün bu sıkıntılardan ve dertlerden özgür, özgür kıldı ve yeniden kendi ailesine, kendi çocuklarına bağışladı. Kendi istediği gibi ve sonsuz yaşamı ona verdi. Siz de aynı şeyi kendiniz için isteyebilirsiniz. Benimle birlikte sadece samimi ve içten bir şekilde bu duayı edebilir, amin diyebilirsiniz. İsa sana geliyorum. Nazik kardeşin hikayesi için sana çok teşekkür ediyorum. Benim yüreğime gerçekten dokundu. Onun hayatında neler yaptığını, nasıl çalıştığını görüyorum. Benim de onun hayatına dokunduğun gibi benim hayatıma da dokunmana ihtiyacım var. Benim hayatımın da değişmesine, kötülüklerden ve acılardan kurtulmaya ve seninle huzur bulmaya ihtiyacım var. Kendimi sana açıyorum, canımı sana açıyorum. Gel ve beni doldur ve bana dokun ve beni değiştir. İsa'nın kutsal ve yüce adıyla istiyorum bunu senden. Amin. Evet sevgili dostlarım, bugünlükte bu kadar nazik kardeşin hikayesinden sonra yeni bir hikaye ile tekrar sizinle birlikte olacağız. O zamana kadar Rabbim İsa Mesih sizi ve evinizi bol lütfuyla, huzuru ve esenliğiyle bereketlesin ve doldursun. Hoşçakalın.